Büşra hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın bugün? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Motivasyonum yüksek bir şekilde bu videoya geldim. Acaba ipucumu verdim bölüm hakkında? Bugün bu bölümde motivasyon hakkında konuşmak istiyorum. Hakkında herhalde bir sürü film, motivasyon videosu, kitaplar. Ya tabii ki her konuda ama motivasyon deyince hemen aklımıza motivasyon videosu geliyor. Rocky geliyor mesela. Olmazsa olmaz. Başlayabiliriz motivasyonu. Aslında motivasyonu da biz ikiye ayırabiliriz. İçsel motivasyon ve dışsal motivasyon olarak. Dışsal motivasyon daha çok çevremizden, dışarıdan, sosyal etkilerle bir başkasına bağlı, bazen bir ödüle bağlı şeklinde motive olmamız. Diğer içsel motivasyon ise kişinin kendi içinden gelen, yani keyif alması, o bulunduğu yerde kendini daha üst noktaya taşıma ihtiyacı, isteği bunları olarak değerlendirebiliriz. Tabii şöyle bir şey var, içsel motivasyon iyidir, dışsal motivasyon kötüdür gibi bir şey de söylemiyoruz. Bazen bazı sporcular her ikisine de ihtiyaç duyabiliyorlar. Dışsal motivasyonlardan da faydalanabilirler. Ama yapılan ve görülen araştırmalarda da şunu daha çok görüyoruz ki içsel motivasyon daha yüksek olduğunda sürdürülebilirlik daha artıyor. Tabii ki bu motivasyon da kişiden kişiye çok değişen bir şey. Beni motive eden bir şey bir başkasını motive etmeyebilir. O yüzden de burada bunu doğru bir noktada aslında yine analiz etmek gerekiyor. Hatta belki yazmak belki yine gerekli. Şunu görmemiz lazım. Bizi daha çok neyi motive ediyor? Yani içsel faktörler mi, dışsal faktörler mi? Bazen işte bir madalya almak mı, bir kupa almak mı? Yoksa yeterli olduğumuzu hissetmek mi? Aa bunu başardım, şu açılışta ya da şu çalıştığım şeyde daha iyi bir noktaya geldim. Örnek veriyorum, serbest atışlarımı daha iyi bir noktaya taşıdım ya da işte pas verirken artık daha iyi pas veriyorum demek mi? Burada bazen motivasyon kayıpları olabiliyor. Kişi kendini o motivasyonu yenilemek isteyebiliyor. Buralarda şuna dikkat etmek gerekebilir belki de. Gelişime odaklanmak. Sonuçtan ziyade ben neler yapıyorum, neler yapabilirim? Neler yaparsam kendimi daha üst bir seviyeye getirebilirim? Buna bakmak gerekir. Tabii motivasyon deyince araya böyle çok tartışılan konulardan biri ödüller de devreye giriyor. Bazen burada antrenörlerden gelen, çevreden gelen farklı ödüller olabiliyor. Burada ödülün anlamı da aslında kıymetli oluyor. Eğer ki bir çabaya karşı bir ödül varsa evet olabilir ama bazen şunu görüyoruz. İşte sen çalış, antrenmanda şu kadar antrenman yap. Ben sana onun karşılığında şunu vereceğim, bunu alacağım. Ya da işte şunu yaparsan böyle olur. Yani aslında koşullamaya girmeye başladıktan sonra asıl niyetten çıkmaya başlıyor sporcular ve o içsel motivasyonunu yavaş yavaş kaybediyorlar. Bu içsel motivasyonu kaybetmek de aslında çabayı azaltıyor, çalışma isteğini azaltıyor. Bunların hepsinin azalması da zaten aslında performansımızı kötü etkiliyor. Bunun dışında tabii olumsuz deneyimlerle karşılaştığımız zaman böyle bir ister istemez böyle bir motivasyon düşüşleri var. Burada olumlu deneyimler yaratmak kıymetli. Tabii ki burada geri bildirimler önemli. Yani antrenörlerin geri bildirimleri, kişinin kendine dair geri bildirimleri, ailelerin geri bildirimleri gerekli. Burada doğru bir geri bildirim aslında bir dakika ya şu an ben o kadar da kötü değilim ve motivasyonumu düşürmemeliyim, düşürmeyeceğim. Bu inancı da destekliyor. Tabii ki buralarda önemli olan şeylerden biri bu geri bildirimlerin de çok da fazla olmaması gerekiyor. Yani çok fazla geri bildirim bulunmakta birazcık böyle inandırıcılığını kaybediyor. Evet belki kişi kendini çok motive hissedebilir maçta ya da turnuvada. Ama sonrasında böyle bazen uzun aralar olabiliyor. İşte uzun süre bir turnuvaya gitmemek ve uzun süre çok fazla antrenman yapmak. Bu antrenmanlar halinde de bazen çok fazla antrenman yapıldığı zaman sporcularda yorulmalar, sıkılmalar, çalışmaya dair motivasyon düşüyor. Burada bir monotonluk varsa bu monotonluğu da kırmak gerekir. Yani çalışma düzeninizi bazen değiştirebilirsiniz. Burada çok sık bir konu üzerinde bulunuyorsanız ama bir taraftan kendinizi iyi hissettiğiniz bir alan varsa araya onu da belki sıkıştırabilirsiniz. Taktik çözme seviyorsanız satrançta ama o anda çok yoğun bir işte açılış çalışmasında bulunuyorsanız aralarda o çalışma düzeninizi belki birazcık daha değiştirmek yani o monotonluğu kırmak daha keyifli hale getirmeye çalışmak önemli. Bunların hepsini aslında uygulamaya başladığınız zaman da bu motivasyonun yükselmesi çok muhtemel ama en önemli şey beni motive eden şey ne? Bunu sporcunun aslında kendisinin bulması gerekir. Buna yani bir uzmanın tabii ki desteği olabilir buldurmak için ya da işte çevrenin ama sporcu bunu kendisi
daha doğru ve daha iyi analiz ederek ortaya çıkartabilir. Bunun üzerine düşünmek de çok daha aslında yine aynı yerlere geliyoruz. O farkındalığı arttıracak ve çok daha kıymetli olacak diye düşünüyorum. Benim genelde motivasyonu yüksek tutan şeyler hedeflerim oluyor. Beni çok etkiliyor. Ben 2100 Elo'dayken 2200 hedef koyuyorum ve o benim büyük bir motivasyonum oluyor. 2200 iken FM olmak, FM iken İM olmak diye gidiyor. Şu an sırada GM olmak var ama biraz uzağım. O yüzden mesela motivasyonum bu konuda biraz düşük. Daha yakın olsa muhtemelen motivasyonum daha yüksek olurdu. Ama bir şekilde yüksek tutmaya çalışıyorum. Motivasyon düşüklüğünden bahsettin. Onları ben de yaşıyorum. Özellikle şu an mesela yakın bir zamanda normal gözükmüyor. Çok motive olamıyorum ama turnuva yakınken çok daha motive oluyorum. Böyle durumlarda neler tavsiye edersin? Mesela turnuvaya çok var, 2 ay var ve motivasyonumu geri yakalamam lazım. Ne yapabilirim motivasyon videoları izlemek dışında? Yani tabii motivasyon videoları izlenebilir ama burada bu arada küçümsemek için söylemedim. Ben çok etkili oluyor. Sadece hani başka neler olabilir? Şöyle aslında burada yine süreç ve sonuç odağı önemli. Burada şu da olabilir. Yani sürece odaklandığında biraz önce de bahsettiğim mesela hedefler kısmı çok önemli. Gerçekçi hedefler belirlemek çok önemli. Çünkü aslında onları gerçekleştirdikçe, adım adım gittikçe yani büyük bir pasta düşünelim. Onu bölüp en sonunda aslında birer birer yaptığımız zaman çok daha kendimizi de iyi hissediyoruz. Çünkü gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirdikçe kendimize olan inancımız, güvenimiz artıyor. O güven arttıkça o motivasyon artıyor. Motivasyon arttıkça belki daha olumlu düşünmeye başlıyoruz. Haliyle hedefler önemli ve burada belki şu hedefler olabilir. Sürece hedef konulabilir. Orada çabaya hedef konulabilir. Yani örnek veriyorum, ben şu anda turnuvam yok, evet. Ama turnuvaya gittiğim zaman bana gerekli bazı şeyler var. Benim bazı konulara çalışmam gerekiyor. Son bir ayda buna çalışmaktansa daha uzun vadede buna çalıştığım zaman aslında ben çok daha iyi bir sonuç alacağım. Ve bunu kendime hatırlatarak orada da kendime yeni bir motivasyon oluşturmam gerekebilir. Tabii ki bu çok zor bu arada. Çok kolay değil çünkü hepimiz bir şekilde sonuca odaklanma konusunda çevreden de bir etki görüyoruz. Büyürken de böyle belki büyüyoruz. Sürekli sonucu düşünerek ki sonucu düşüneceğiz tabii ki kazandığımızda iyi hissediyoruz. Yani bunu bulmuyoruz hani çok saçma demiyoruz. Tabii ki çok mantıklı ama burada sadece şunu unutmamak lazım. Gelişebilmek için o son anlar değil aslında. Bütün zaman önemli. Yani ben o zamanı nasıl değerlendirdim? Şöyle bir şey söyleyebiliriz belki de birçok profesyonel sporcunun çalışma düzenlerine baktığımız zaman mesela olimpik yüzücü sporcular şunları da planlıyorlar. Tatil dönemlerinde ya da işte boş kaldıkları zaman turnuvalar olmadığında nasıl bir düzende olacaklarına bakıyorlar. Oraya da aslında bir motivasyon bulmaya çalışıyorlar. Burada bu motivasyonları bulurken çeşitli dediğin gibi videoları kullanabilirsiniz, görselleri kullanabilirsiniz. Kendinize bir motivasyon tablosu oluşturabilirsiniz. Bir kağıt ve bu kağıda size iyi hissettiren her şeyi paylaşıp yazabilirsiniz. Bu illa içsel olmak zorunda değil, bir kupada koyabilirsiniz oraya. İşte bir şeyler de çizebilirsiniz ve size o görsel olarak hatırlatabilir kendinize. Tabii ki her zaman şunu unutmamak gerekiyor. Hep bunu söylüyoruz çünkü bu analizler çok kıymetli. Performans süreçlerinizi de kaydedebilirsiniz. Yani bir tenisçi antrenman sürecini de kaydedebilir. Orada şunu diyebilir, bugün harika bir antrenman yaptım ve bu antrenmanı hatırlayayım. Yani arada sırada bunu kendime bakayım, hissettireyim ya da o antrenmanın sonucunda güzel bir sonuç aldım, iyi bir turnuvaya gittim. Şunu unutmamam lazım. Evet, turnuva sürecinde çok çalıştım ya da belki çok doğru bir şekilde turnuvayı yönettim ama bunun öncesinde de ben bir şeyler yaptım. Ve bu konuda kendimi motive edebilmek için de bunları hatırlamam gerekiyor. Ama olumsuz deneyimler çok sık olduğu zaman işte oralarda biraz kritik noktalara giriyoruz. Muhakkak orada olumlu deneyimleri hatırlamaya çalışmamız gerekir. Birazcık daha nasıl buradan çıkabiliriz, nasıl kendimizi bu olumsuz düşüncelerden atabiliriz? Bazen minik molalar olabilir. Yani çok fazla tıkandıysak artık, yani sürekli zihnimiz bu olumsuzluklarla baş etmekte zorlanıyorsa, sürekli o motivasyonu bulamıyorsak, çalışma konusunda zorlanıyorsak belki minik minik başlayabiliriz. Yani belki birkaç günlük bir ara verdikten sonra orada adım adım işte atıyorum 1 saat çalıştım, 2 saat çalıştım, 1 hafta boyunca bunu denedim, sonra yavaş yavaş arttırdım ve şunu da kendime söyleyebilirim. Evet, bugün ben bunu yaptım. Tamam, belki yeterli değildi, belki daha fazla çalışmam gerekiyordu. Belki örnek veriyorum 4 saat bakmam lazımdı ama ben 1 saat baktım. Ama bu benim için bir geçiş aşaması ve ben bunu yavaş yavaş yaptıkça evet bunu başarıyorum, bunu yapıyorum, çaba gösteriyorum. Yani kendimi aslında bir noktada o saygımı da koruyarak birazcık da izin de vererek
yavaş yavaş bunu sağlamaya çalışabilirsiniz. Bunlar tabii ki belirli öneriler ama motivasyon çok geniş ve çok bireysel bir konu. Beni motive eden bir şey sizi motive etmeyebilir. Ya da sizi motive eden şey beni motive etmeyebilir. Buralarda çok hassas. Takım sporlarında daha hassas tabii ki. Orada bir birliktelik de var. Takım motivasyonu ayrı bir şey bu arada. Yani takımın ayrı bir motivasyonu olabilir. Kişinin ayrı bir motivasyonu olabilir. Satrançta da aynı şekilde şuna çok dikkat etmek lazım. Bazen aileler, bazen antrenörler sporcuları motive etmek istedikleri zamanlarda olumsuz geri bildirimlerde bulunabiliyorlar. Ya da onları motive ettiğini düşünen cümleler söylüyorlar ama aslında bu bazen sporcuyu hiç motive etmiyor. Burada sporcuyu da aile de antrenör de iyi tanımalı ki doğru geri bildirimler vermeli. Çünkü şuna ihtiyaç duyuyor sporcu. Tamam evet ben çabaya atıfta bulunayım ya da evet ben sonucu düşünmeyeyim, süreci düşüneyim dediğinde bizler eğer sürekli sonuca bir atıfta bulunuyorsak sporcunun da orada evet ama ben çok emek verdim, evet çok iyi çabaladım ama kaybettim düşüncesi bir noktadan sonra ortadan kalkacak. Şuna bakmak gerekir. Evet kaybettin ama nasıl kaybettin? Bazen şunu görüyoruz mesela bazı sporcular elinden geleni sonuna kadar yapayım diyor. Yani en son gücümün artık böyle en son gücümü kullanayım, kaybedersem de kaybedeyim. Ama neyi yaratmış oldum burada? Çaba gösterdim ve kendimi belki daha tatmin ettim. Bu noktada da işte birileri bunu desteklerse yani antrenör bakıp şunu derse ya sen evet gerçekten uğraşmışsın. Gerçekten çabalamışsın. Evet hataların var, yanlışların var. Ama ben şunu görüyorum. Burada bir mücadele var. Bu mücadeleni görüyorum. Ve bu sebepten de tebrik ediyorum seni. Sürekli şunu yaparsak kazandığında işte bir geri bildirim verirsek ya da kaybettiğinde farklı bir geri bildirim verirsek yani tutarsız olursak o zaman aslında kişinin motivasyonunu da zedeleriz. Bir taraftan özgüvenini de zedeleriz. Ve bir yerde de aslında diğer şeylerin de ortaya çıkmasına yani o performansın daha düşmesine yol açıyoruz. Bunlara da çok dikkat etmek gerekir. Peki, teşekkür ediyorum. Bu bölümü de bu şekilde sonlandırmış oluyoruz. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.